Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü haline geldi. Gabar ve Cudi Dağı'nda milyar dolarlık petrol rezervi keşfi yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Kanadalı enerji devi Trillion Energy petrol için Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Anlaşmayı resmen duyurdular. Enerji devi petrol için Türkiye'ye geliyor. Şırnak, Türkiye'nin en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar ve Cudi Dağı'nda milyar dolar değerinde petrol rezervleri keşfedildi. Daha sonra dikkatler Bester Dereler, Feraşim ve Kato gibi bölgelere çevrildi. Türkiye'nin rezerv keşfi konusunda attığı adımlar Kanadalı Trillion Enerji firmasının da dikkatini çekti. Enerji lideri şirket bu hafta bir Türk şirketiyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Buna göre Kanadalı petrol devi Cudi Gabar bölgesinde 3 petrol arama bloğunda %50 çalışma ve gelir payı için anlaşmaya vardı. Anlaşma 2022 ve 2023 yıllarında keşfedilen Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol sahalarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabardağ bölgesinde günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu. Amerika Merkezli Yatırım Bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenlediği yatırımcı toplantısı sona erdi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yaptı. Yaklaşık 3 saat süren o yatırım zirvesinin detaylarını şimdi TV 100 muhabiri Gülay Alaca aktaracak. Evet Gülay, dinliyoruz seni. Evet, İstanbul bugün çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında yabancı uluslararası yatırımcılarla bugün bir araya geldi. Tabii aslında hem İstanbul'un hem Türkiye'nin genelindeki ekonomi dünyası bu programı uzaktan da olsa takip etti. Programa katılan isimler Mehmet Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Onunla birlikte yine 50 yatırımcı da o önemli toplantıda yerini aldı. Toplantıda Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili önemli bir sunum gerçekleştirdi. Bir sunum yaptı. Yine Şimşek'in yanı sıra Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan'da bir sunumu oldu kendisinin de o toplantıda. Tabii bu toplantının aslında bu sunumla birlikte en önemli tarafı da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oradaki toplantıdaki yabancı yatırımcılarla birebir ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. O yüzden de toplantının en önemli tarafı buydu diyebilirim Lara. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan o toplantı şu dakikalarda sona erdiğini söyleyebiliriz.